Biz 3 sene oldu belediyeyi kaybedeli. 3 senede her zaman söylüyoruz. Eğer ufak bir yolsuzluk varsa bunu çıkarın. Bizim elimizden ne geliyorsa biz yardımcı olacağız diye. Şimdi de tekrar söylüyorum. Sayın Belediye Başkanı, eğer ufak bir yolsuzluk varsa çıkarın. Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım söz veriyorum. İlk o şikayetin altına imzamızı biz atacağız. Değil mi Niyaz Bey? Tabii tabii. Atarız. Ben atarım ben. Evet. Sayın Milletvekilim teşekkür ederiz. Eski meclis üyelerimizden Göksel arkadaşımız da var. Evet. Teşekkür ederim. Bunu bir an önce ne yapması gerekiyorsa yapsın. Bu devam böyle gazetelere beyan vermekte bunlar olmaz. Bir ikinci olarak bildiğiniz gibi Bandırma'da bir kent konseyi kuruldu. Bu bir yıl civarında oldu. Maalesef şu ana kadar bütün etkinliklerini takip ediyoruz. CHP lehine yaptığı bütün çalışmaların haricinde Bandırma lehine yaptığı hiçbir şeyini görmedik. En azından... Kim bağlatıyor? Belediye başkanı adayı olacak o. Evet, Allah yolunu açık etsin. En azından biz şuna sahip çıkmalarını istiyoruz. Ve kent konseyindeki bayan arkadaşımıza, ablamıza sesleniyorum burada. Bizim bir bayan olduğu için söylüyorum. Önce biz kesinlikle öyle bir şey yoktu dediler. Şurada göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski Ordu Caddesi'ndeki aşevinin durumu ve burada gördüğünüz gibi yemek dağıtımı ve orada yapılan aşçı arkadaşlarımızın yeme yapımı ve odadaki yatak düzeni. Bunu neden yapmıştık arkadaşlar? Aceze evi bir de başkanım. Aceze. Aş ve aş evet. Evi ve aceze evi. Kadın sığınma evi. Evet. Evet. Aceze diye evet. Kadın şimdi sığınma. Burada tabii kadın sığınma evi diye söyleyemiyorsun veya yazı yazamıyorsun. Neden? Bu yasak. Önce gizli olması gerekiyor ama bunu biz o zaman defalarca söyledik. Ve orada da barınan arkadaşlarımız oldu. Yani bayan olmasına rağmen, kadın olmasına rağmen bunun bir an önce tekrar bunu yapamasalar bile bunu ne yaptığını biliyorsunuz. Öğrenci yurdu yaptılar, kız öğrenci yurdu. Bandırma 120 bin nüfusluk bir yer. Bunu bir an önce kadın sığınma evini Bandırma'ya kazandırmasını istiyoruz. Bunun için de artık biraz belediye sıkıştırsınlar. Onların aleyhinde biraz beyanatlar versinler. Tek onlardan ricamız bu. Bunun mevcudiyetini bu hale getirip yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı olan Bora kardeşimize ve hukukçu olarak hukuki düzenlemeyi yapan yine başkan yardımcısı avukat kardeşimize hukuk bilgisiyle bize aktarıp çalışmalarından dolayı ve 6 aydan beri büyük emek sarf ederek, doğru mu? Doğru. Büyük emek sarf ederek buraya belediye çalışanlarının bize aktardığı, teknik heyetin bize aktardığı, Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin bize aktardığı, Cumhuriyet Halk Partili olup benim dostum olanların bize aktardığı bilgileri inceleyerek, irdeleyerek bir sonuca vardı. Onu inşallah ben bazı konulara cevap verdikten sonra hukuki olarak bir diğer başkan yardımcım, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız da bunu okuyarak size gerekli bilgileri sorularınız olursa verecek. Bir ihale yaptık. O ihalede tır parkı, galericiler sitesi, garaj, rezistans binası öyle dediler de bize iş merkezimizde. Ondan sonra belediye binası belediye bütçesinden 1 lira çıkmadan bu işlerin yapılması. Baktık ki bunlar sanki hiçbir tespit ve yanlış yapılmadan daha başlanmadan bile şu anda milletvekili dostum, kardeşim, arkadaşım Namık Avuççan'ın vekaletiyle Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin mensuplarının tüm katılımıyla mahkemeye verdiler sevgili basın mensupları, doğru mu? Verdiler mi? Verdiler. Mahkemeye vermeyle kalmayıp bir de yürütmeyi durdurma istendi. Ama halkın yüce takdiri Bandırma'ya o arkadaşlarımızın
5 yıllık hizmete memur kılınması ile baktık şekil değişti. Yani ortada olmayan bir şey mahkemeye verildiği halde bu mahkemeye verilme sanki şartlar ortadan kalkmış gibi, yürütmenin durdurulması şartlar ortadan kalkmış gibi 4 ay sonra geri çekildi. Alçakildi dedik acaba, bir sebep mi var? Ondan sonra bir baktık ki yeni anlaşmalar, yeni şunlar, yeni bunlarla kardeşlerimiz ifade edecekler. Baktık ki bunları demin de ifade ettiğim gibi bazı dostların bize aktarımı ile, çünkü bu arkadaşlar bize aktaramadı, belediye meclisinde önerge verdiler. Verilen önergenin bilgilerini 7 ay sonra bize istenildiği nitelikte, bu ülkede yasa var, 15 gün içinde bilgi edinme yasasını, her türlü bilgiyi alırsın. Niyazi abim gibi, dostum, abim, arkadaşım, adam işini gücünü bırakarak heyetlerle, işte başkan, Niyazi abi, hepsinin, bütün meclis üyesi arkadaşlarım gittiği halde 7 ayda bilgi alamadınız. Her türlü bilgi edinme yasası varken. Sonra orada da rahatsız olan bu demin saymış olduğum dostlar bu bilgileri bize aktardı. Biz de ondan sonra uyandık. Bizim öyle başkaları gibi öküz altında buzağı arama, saman altından su yürütme gibi bir derdimiz yok ki. Baktık bu belgeleri, bilgileri alınca da hiç kimseye haksız yere itham etmeyelim. Hiç kimseyi suçlamayalım. Çamura izin kalsın politikasıyla bu bize yakışmaz. Bana yakışmaz. Kardeşlerime yakışmaz. Parti başkanıma yakışmaz. AK Parti'nin AK kadrolarına yakışmaz diye 6 aydan beri bu iki kardeşim çalışıyor. Ve gizli çalışıyor. Basından, şundan, bundan gizli olarak çalışıyorlar. O dostların verdiği bilgileri bize aktardılar. Sonunda bir şey vuku buldu, vuzuha kavuştu, neticeye erdi. Ondan sonra bir döküman haline geldi. Biz kesinlikle bunu suç duyurusunda bulunmuyoruz. Mahkemeye vermiyoruz, yanlış anlamayın. Eğer ki bir insanın kişisel, şahsi şikayeti varsa, nasıl ki savcılığa müracaat ederse, nasıl ki hepiniz yöneticilik yaptınız, esnaf kefaletli bile nasıl ki teftiş ve müfettişler varsa, o kurumu inceleyen yerdeleyen kişiler varsa, basının bile nasıl ki ahlak kurulu, disiplin kurulu var değil mi Engin'ci? Var. Onlar tarafından incelenmeye tabi ise, halk adına, halk için hizmet eden kişilerin de yaptığı işlemlerin veya doğruluğunu tespit etme, mevcut olan, mevcut yönetimin icraatlarını, ifa ve icrasını incelemekte yükümlü olan kurum ve kuruluşlar var. Kimdir bu? Belediyeler, mali idareler genel müdürlüğüne bağlıdır. Yani İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Yapmış olduğu işler de Sayıştay denetimine tabidir. Öyledir değil mi? Biz kesinlikle böyle bir suç vardır. İtham ve inzam etmek gibi bir derdimiz yoktur. Bugüne kadar da olmamıştı. Sadece biz buradaki teknik heyet arkadaşlarımızın, öbür tarafta da rahatsız olan arkadaşlarımızı dile getirerek bir dilekçeyle yetkili ve yetkili kişiler tarafından incelenmesini ve irdelenmesini rica ve istirham etmek için bir yazı yazdı. Doğru mu? Zaten herkesin konuşmasını değil, lüzumlu olduğu zaman konuşmasını, basın toplantısı yapmasını veyahut da açıklama yapmayı gerektiren bir siyasi partimiz. Eğer ki cevap vermek, eğer ki bir şey söylemek için bir şeyler yapmamız gerekiyorsa parti başkanımız basın toplantısı yapar, düzenler. Bu düzenlediği basın toplantısıyla sevgili basın mensuplarını bilgilendirir. Öyle yapıyor musunuz? Yapıyor. Arasında. Çok olursa sıkıyor çünkü. Halkı da sıkıyor. Kavgadan dayana da falan da değiliz. Çünkü yeterince geçmişte çok kavga ettik. Baktık köylerimizde il genelinin hizmetleriyle ilgili bir çalışma olur ise onunla ilgili çalışmaları ilgilenmesi üyemiz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanımız ve diğer il genel meclisimizle beraber açıklanıyor. Gerekli bir lüzumlu olduğu zaman. Eğer ki bazı konulara cevap vermemiz icap ettiği ise yerel yönetimlerden değil, yerel yönetimde olan işlerden ve genelde olan işlerden, yani eğer ki partimizi itham edecek, genel merkezimi itham edecek bir şey varsa, sevgili Yakup kardeşimiz
basın sözcüsü partimizin. O da gerekli cevapları veriyor. Belediye meclisine iki milletvekilini ikisinde çağıralım dediler mi sevgili basın mensupları? Dediler mi? Hayır. He? Hayır. Nasıl hayır? Çağırdınız mı? Ben dedim yani. Sor bak. Bak burada. Evet. Ben dedim. Anladın mı? Hem bir sefer değil, üç sefer. Belediye meclisinde çağrılma olmadı ki abi. Sizin önergeniz var. Çağrılması yok. E çağrılan önerge olmaz. Çağrılmak, çağrıldı da biz mi gelmedik? Onu ifade etmedik. Çağrılmadı. Onlar çağrılmadı. Eğer ki çağırın, bilgi versin, bu kamuoyu yönlendirilsin, bilgilendirilsin, ne oluyor desin. Bizi çağırırlar da biz mi gelmedik? Biz mi bilgi vermedik? Bakıyorsun, İl Genel Meclisi bile Bandırma'nın il olması ile ilgili platform kuruyor. Bakın beyler, buradaki İl Genel Meclisi, iktidar, muhalefet milletvekilinin ne olduğunu, iktidarın ne olduğunu, iktidardaki muhtarın ne olduğunu, iktidardaki azanın ne olduğunu, iktidarda değil de muhalefette olan muhtar ve azanın ne olduğunu bilmeyen devlete muhtarına sorsun. Eski belediye başkanının yeni belediye başkanı, iktidar belediye başkanı ile muhalefet eski kaybetmiş belediye başkanı, iktidar meclis üyesi ile muhalefet meclis üyelerine, onlara da bir sorsun bilmeyenler ne olduğunu. Şu anda yerelde iktidar olsa da Cumhuriyet Halk Partileri yerel yönetimlerden sorumlu İl Genel'de iktidar olan AK Partililerin muhalefet olan diğer siyasi partilerin ne olduğunu da onlara sorsun. İl yapacaksan o da ilk önce Bandırma olacaktır diyen adam. Şimdi efendim eğer ki büyük şehir olursa Bandırma'nın il olma şansı ortadan kalkıyor gibi basında okuduğum şeyler. Peki 3030 sayılı yasa ile büyükşehir statüsü 3 şekilde oluşturulur. Birisi pergelde 25 kilometre, birisi 50 kilometre, birisi de il sınırları. Yani il sınırlarındaki İstanbul, tüm büyükşehir olan İstanbul ve İzmit var şu statüde. Bundan sonra hepsi o statüye gelecek, bu ayrı bir konu. Peki İstanbul'dan Yalova her türlü yani statü olarak İl sınırları, mücavir alan sınırları değil, il sınırları, belediye sınırlıdır kararı ile Yalova il yapılmadı mı? Yapıldı değil mi? Yapıldı. Peki, Kocaeli, Kocaeli de aynı statüde. Peki, diğer 25 kilometrelik karede, Gaziantep Büyükşehir değil mi? Kilis yapıldı mı? Yapıldı. Konya Büyükşehir mi? Karaman yapıldı mı? Yapıldı. Bunları arttırmak da mümkün. Osmaniye vs. yani arttırmak mümkün. Şimdi burada önemli olan nasıl ki bizim amacımız halkı Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'ne sokmak değil, Avrupa Birliği standartlarında halka yaşam düzeyi vermekse bizim de derdimiz ilk önce Bandırma'da en iyi şekilde il olan ve il olacak olabilecek düzeyde altyapısıyla, her türlü sanayileşmesiyle vesaireyle bir ile hazırlığını yapmak. İl hazır. Peki bizim hakkımız var, doğru. Acaba bunlar il yapmak için mi? Yoksa insanları siyasi olarak yorumlarda bana şey yapmak, öpmek için mi söylenen sözler? Yoksa gerçekten doğru olup da yapılabilecek bir şey var da bizim yapmadığımız sözler? Geçen hafta Bandırma'dan basın mensupları da Gebze'ye gitti mi? Gitti mi? Gebze'nin nüfusu kaç? 314. 350 bin kişi yaşıyor. Aynen. O da iyi istiyor. Hakkı Kılıçdaroğlu'na. İster ki eski genel başkanları Bandırma'da söz veren Deniz Baykal'a, isterse rahmetli Erdal İnönü'ye mezarda sorsunlar. Kime sorarsa sorsunlar. Özel idareye yolladığı payların özel idarenin gelirleriyle yapılacak hizmetlerin devam edeceğini İller Bankası'ndan genel bütçeden yani genel İller Bankası paylarının Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacağını ve Balıkesir'in bütün ilçeleriyle beraber il merkezine hizmet edeceğini ve artı bizim köylerimizi de belediye olarak
hizmet etmemiz gerekli olduğunu, ilgilenme üyeleri ilgilenle beraber hizmet etmesi, onun her türlü altyapısının tamamlanması gerekli olduğunu ve şu anda merkez ilçe olan Balıkesir ilçe merkezinin şu anda Balıkesir Belediyesi'nin mevcut bütçesinin büyük şehir olarak %97 artarak yanlış bilmiyorsam 226 trilyondu 450 trilyon olacağını. Bunların bu diyaloglarla bu hizmetleri yapmak için rantabl bir şekilde akıllı kadrolarla bu hizmetlerin yöremize, çevremize, halkımıza sundurulması için acaba ne çaba ve plan yapıyoruz? Bu planlar muhacelesinde bu halka ne vereceğiz? Kendiniz beni paçamdan çekmeye yetmez. Bunu da böyle bileyim, ben de uğraşmayayım, bakın dalgınızda. Biz bandırmaya ne katacağız? Bu halka ne vereceğiz? Köydekine ne vereceğiz? Gelin bunları anlatalım. Acaba burada basın toplantısı yapan o insanlar, hiçbir bilgisi becerisi olmayan insanlar, hocalar da buna dahil, bana bir kelime sormuş mu Niyazi abi? Anlamış mı, benim bildiklerimi biliyor mu? Ben bunları il yasası ile ilgili, büyükşehir yasası ile ilgili kaç gün, kaç saat, kaç dakika okuduğumu biliyor musunuz? Sormayacakları etmeyecekler, sizin karşınıza geçecekler. İşkembeyi kübradan atarak, işte bandırmayı il yapacağız da AK Parti katılıyor da katılmıyor da. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Olay bu. İl meselesinin kazanımlarını, kaybedimlerini, bandırmanın il olmasını, bandırmanın iyi olmasını, şurada bulunan insanların içinde benden daha çok isteyen ikinci bir insan yoktur. Bunu da biliyorum. Bu kadar açık. Ben ne yol, ne yolsuzluk. Hiçbir şey demedim. Var mı bizim beyanımız? Yok. Peki. CHP ilçe başkanı Ercan Akyazar. Ya yatın gözlüklerimi de unutmuşum. Allah kahretsin. CHP ilçe başkanı Ercan Akyazar, başta belediye başkan yardımcısı Dursun Miz'de onur olmak üzere delege seçimlerinde üyelere baskı yapıldığını vurgulayarak şunlar bunlar yapıldı. Bunları söyleyen AK Parti belediye milletvekili ben değilim. Bunlar da değil, basın sözcüsü sen söyledin mi? O da değil, bu da değil. Bunları Cumhuriyet Halk Parti o zaman seçilmemiş olan ilçe başkanı. Şimdi burada delegenin damına bile yol yaptılar denilen, bunu itham eden, söyleyen ben değilim. Ben miyim? İkirme ettim mi Mehmet? Bizim haberimiz. Sizin haberiniz. Etmedim. Bunu yapan Cumhuriyet Halk Parti'nin delegeleri. Eğer ki bir insanda şu kadar bir izan, bu kadar idrak, bu kadar şeref, bu kadar onur varsa bu lafı söylemez. Eğer ki benim milletvekilliği döneminde 1 lira yolsuzluk bul, al Allah'a ya billah bırak. Asacağım dedim ya. Bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Daha ne diyeyim ya. İnsanlar bu sözleri söylemeye utanır. İzban ve idrak sahibi olan bunları söylemez. Yol yaptık. Ben sana yol yaptım mı demedim ki. Ne yol yaptım dedim, ne yolsuzluk yaptım dedim. Senin bu yaptıklarını söyleyenler şimdi sokacak. Sizinkiler bizimkiler değil. Bu açıklamaları yapan, bu şaşırtan açıklamaları da yapan kim? Cumhuriyet Halk Partili. Ben değilim Cumhuriyet Halk Partili ya. Hayatımda da hiç olmadım ya. Ben söylemedim ki, onlar söylüyor. Ey Sedat Peker, senin biraz onurun varsa değil bana laf atmak. Benim parti ve arkadaşlarıma laf atmak. Bunları söyleyenlerle hesaplaşasın. Biz hiç kimsenin şeref, haysiyet ve onuruyla oynamadık, oynamayız, bundan sonra da oynamayacağız. Allah aşkına sana abi diyorum, ağzından çıkanı kulağın duysun, benimle ve bunlarla arkadaşlarımla uğraşma, benim ayağıma basanın kafasına basarım. Bunu her zaman da söyledim. Utanmıyor musun sen insanları şaşırtmaya, kelime oyunlarıyla şey yapma, bunlar bilmem ne, yağlı boya bilmem ne yapmaya beni konuşturmasınlar, benzemez. Dursun Bey'in buzdan Dubai projelerine girmiyorum, gerek de duymuyorum. İslam'ın şartı 5, 6.sı haddini bilmek, ben haddimi bilirim. 7.sı de haddini bilmeyene haddini bildirmek. Arapçası da Dünyel İslam'u ala hamsi şehadetin, 6. 7.sı de bizde. Şimdi benim
genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Nasıl ki Allah'tan kesildi, Bandırma'nın borçlarını ödedik. Onu yaptık, bunu yaptık değil mi? Bizim hani borç kaldı. Bizden 10 trilyon mu borç almıştılar? 10 trilyon borç almışlar. Şu anda İller Bankası'na kaç trilyon borç var? Kaç para borç var? İller Bankası'ndan gelen para Halil Ünlü döneminde neydi? Bizim 5 yıllık dönemimizde ne? Bizim 5 yıllık dönemimizde 3 yılda bizden aldıkları para fazla ne? Kesildi değil mi Allah? Doğruyu söyleyince kesiyorlar ama 3 sene konuştular. Fazla konuşturmasınlar. Ben sorularınıza cevap vereceğim. Şimdi sözü Bora'ya bırakıyorum. Bunu okumasında açıklama yapmasın. Bandırma'da ihalesi yapılan ve Bandırma tarihinin gördüğü en büyük, en önemli projeleri olan projelerde yeni dönem Belediye Başkanı Sedat Peker tarafından yapılan ek sözleşme ve şartnamedeki değişikliklerle ilgili bir dizi çalışma yaptık. Bu çalışma süresince Sayın Vekilimizin dikkati ve gayreti bizi bu sonuçlara ulaştırdı. Öncelikle bunu belirtmek isterim. İhale süreci çok ses getirdi Bandırma'da ve Cumhuriyet Halk Partililer tarafından da yürütmeyi durdurma noktasında dava açıldı. Detayları Sayın Vekilimiz verdiler. Bizler sadece yaptığımız teknik çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak ve bu noktada Bandırma'nın Bandırma Belediyesi'nin yani bizlerin bu işten ek sözleşmeden acaba karlı mı yoksa zararlı mı çıktığını kendi bakış açımızdan değerlendirmek istedik. Şimdi bu metni okuyacağım. Balıkesirli Bandırma Belediye Başkanlığı'nca 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri gereğince kat karşılığı inşaat olarak 24.9.2008 tarihinde ihale edilen belediye hizmet binası, ofis ve otel binalarından oluşan rezidans binası, otogalericiler sitesi, ototürk parkı ve alışveriş merkezi işine ait 17.10.2008 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin belediye başkanı Sedat Peker tarafından değişikliklere uğratılarak yükleniciyle ek sözleşme adı altında yeni bir sözleşme yapılarak yükleniciye menfaat sağlandığı, kamu ihale kanununa muhalefet edildiği, kamuoyunun yanıltıldığı ve Bandırma Belediyesi zarara uğratıldığı kanaatindeyiz. Şöyle ki, Bandırma Belediyesi ile Ayhanlar, Tunaş, Altay ortak girişimi arasında Bandırma 4. Noterliğinde imzalanan 17.10.2008 tarih ve 4659 sayılı kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesiyle belediye hizmet binası, rezidans binası, otogalericiler sitesi, ototerminal binası, tır parkı ve alışveriş merkezi yapım ve üst kullanım şartları belirlenmiş ve işe başlanmıştır. 01.04.2009 tarihinde göreve başlayan Bandırma Belediye Başkanı Sedat Peker, idare payını arttırma iddiası ile Bandırma Noterliğinde 02.08.2009 tarih ve 1775 yevmiye numaralı işlemle ek bir sözleşme yapmıştır. Ancak ek sözleşme için belediye meclisinden yetki alınmadığı gibi kamu ihale kurumundan da izin alınmamıştır. Yani burada Bandırma Belediye Başkanı kendi iradesiyle Bandırma 4. Noterliğinde firmayla sözleşme imzalamıştır. Ve bu sözleşme öncesinde belediye meclisinden ve kamu ihale kurumundan yetki ve izin almamıştır. Yapılan ek sözleşme ile binanın kullanım amacı ofis katlarından otele dönüştürülmüş ve otel katlarında belediye payı %13 oranında arttırılmıştır. Ancak bu artış karşılığında belediye çarşı katındaki iş yerlerini yüklenici firmaya bırakarak iktisadi değeri çok daha yüksek dükkan metrekarelerinden yükleniciye %33'lük bir artış sağlamıştır. Binanın önce meselelik yükleniciye ait olan iş tefrişat da ek sözleşmeyle belediyeye yüklenmiştir. İlk sözleşmede esasa bağlanan dükkan ve diğer bölümlerde sayısal azalma söz konusudur. Havan proje ile ihaleye çıkılması nedeniyle ek sözleşme ile esaslı değişikliklere gidilmesi için muammer bedeli ve yapım tekniğini değiştirecek mahiyettedir. İhtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlara ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması 2886 sayılı devlet ihale kanununun ikinci maddesi hükmü olup 4. maddede sözleşmenin idare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan
yazılı anlaşmayı ifade ettiği. 53. maddede de ihalenin sözleşme bir hüküm mevcut değildir. Ek sözleşme adı altında bir düzenleme yapılarak hileli yola başvurulmuş, bu şekilde ihale uhdesinde kalan ve idareyle ilk sözleşmeyi imzalayan yöneticinin edinimini ilk sözleşmede tanımlanan şekilde yerine getirme yükümlülüğü ortadan kaldırılarak yükleneceği haksız menfaat sağlanmıştır. 2011 ve tarih ve 140 sayılı kararla rezidans binasının otel olarak kullanılmasını içeren bir karar alarak yaptığı hukuksuz işlemin üzerini kapatmaya çalışmıştır. Sözleşme gereği belediye hizmet binasıyla rezidans binasının yer tesliminden sonra 16 ay içinde bitirilmesi gerekirken halihazırda bitirilememiştir. Bu duruma sözleşmenin 24'ünde 2. maddesine göre yükleniciden gecikme cezası alınması gerekmektedir. Ancak bu ceza maddesi uygulanmadığı gibi belediye işi teslim alamadığından dolayı zarara uğramıştır. Yine belediyeciler sitesiyle tır parkının teslim tarihi geçtiği halde halen devralınmamış, geçici ve kesin kabulleri yapılmamış, mevzuata aykırı olarak teslim tarihleri uzatılmıştır. Yani artı ilave olarak orada da tır parkı ve galericiler sitesi ve garajda proje değişikliği, tadilatı yapılarak işte diyelim ki şu kadar dükkan alacakken bu kadar alınmış, bazı işlerde eksik yapıldığı da bize iletti arkadaşlar. Onu da ilave edeceğim sonra. Bir sözleşme yapılmış. Burası babadan kaldığı için bana miras, ben de hibe etmiştim belediyeye. Ondan dolayı böyle anlaşma yapılıyorlar, hibe ettiğim için. Buradaki dükkanlar, pasajın girişi buraya alınmış. Buradaki dükkanlar, müteahhide bırakılan dükkanlar büyütülmüş. Bize ait olan buradaki dükkanlardan sadece bir tane bu kalmış. Tamam mı? Bu. Şimdi çok kazanım olduk ya, otoparkta da yer aldık. Bir de üst katlarda yer aldım. Ondan sonra ben belediye mevzuyesi olan kardeşime doğruluğunu sormak için, teyit etmek için soracağım. Dedik ki, rezidans binası otele çevrildi. Bu böyle böyle yapılacak diye siz bir bilgi istemek için şey verdiniz değil mi? Önerge verdiniz. Önerge de diyor ki, cevabi yazıda. Ne diyor? Bu, çünkü şunun için söylüyorum onu. Müteahhide biz verdik. Dedik ki bu bloğun bir tanesi bu senin, bir tanesi bizim. İşte yarısı senin, yarısı ne kadar sen? %60, %50, %30, %5 neyse. Bu adam bunun camını, çerçevesini, tuvaletini, musluğunu, kafayans döşemesini, kapısını hepsini yapacak mıydı? Yapacak değil mi? Biz bunu otele çevirmekle onu biz üstlendik değil mi? Biz üstlendik. Yarısı. Bu binası bizim tarafımızdan değil yüklenici firma tarafından yapılacaktır dedin mi? Öyle cevap vermiş değil mi? Vermiş mi öyle? Peki bakalım benim okumam yazmam ne demiş? Nerede yazıyordu? Bunu. Yapılan otel sözleşmesinde ne yapmış? Tabii burada belediyenin verdiği mevzuyelerimize verdiği cevapta alışveriş merkezi ve rezidans binası inşaatlarının iç tefrişatları ile çevre düzenlemeleri yüklenici firmaya bırakılmış ve böylece maliyeti yüksek olan bu giderlerin belediye kasasından çıkmasına engel olmuştur. Cevabı tamam olsun. Mı? Cevap bu. Onun verdiği cevap size. Evet. Peki esas şimdi yapılan sözleşmeye bakalım. Sözleşme 21. maddesi bir rezidans binası olarak adlandırılan binayı sözleşme ekinde alan projede belirtildiği gibi otel olarak kullanılacak. Standarda ve sözleşme ekinin tespit edilen teknik şartlarına uygun kalitede imal etmeyi parantez içinde otel tefrişatı için lazım gelen malzeme hariç kabul ve taahhüt etmiştir. Yani sözleşmede yüklenici firmanın iç tefrişatı yapma yükümlülüğü yoktur. Dolayısıyla bir tefrişat yükü altına girmiştir. Yani şimdi...